Önceki akşam düzenlenen divan toplantısında Saadet Partisi İdare Kurulu Üyesi Recep Aygün, Saadet Partisi İlçe Başkanı Ertan Sütçü, ilçe yönetim kurulu üyeleri, gençlik kolları ile mahalle temsilcileri katıldı. Bu manada Balgat Eğitim Merkezi'ne ve katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun. Divan toplantısının açılış konuşmasını yapan Saadet Partisi İlçe Başkanı Ertan Sütçü şunları söyledi. 15 Temmuz gecesini kanlı darbe girişim sürecini hep beraber yaşadık. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki Rabbimizin yardımıyla 15 Temmuz'da ülkemiz, milletimiz bir zafer, bir destan yazdı elhamdülillah. Ülkemizi yeniden kara bir döneme sokmak isteyenlere karşı topyekun bir mücadele verildi ve bir zafer kazanıldı. Bu zaferin kazanılmasında emeği geçen herkese, özellikle de tanklara ve kurşunlara karşı vücudunu siper eden inançlı, vatanını ve milletini savunan fedakar halkımızı bir kez daha tebrik ediyor, teşekkür ediyor, dua ediyoruz, Allah razı olsun. Bundan sonraki her adımın 15 Temmuz'un ortaya çıkardığı birlik ve beraberlik duygusunu takviye edici olması gerektiğini belirten Başkan Sütçü konuşmasını şöyle sürdürdü. Televizyonlara çıkan bütün gazeteciler aynı şeyi söylüyor. Bir tek Erbakan haklıymış. Televizyonlara çıkan bütün emekli askerler aynı şeyi söylüyor. Bir tek Erbakan gerçekleri görmüş. Televizyonlara çıkan bütün akademisyenler, siyasetçiler, sanatçılar hep aynı şeyi söylüyor. Ne varsa Erbakan'da varmış. En son Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı. Allah bizi affetsin. Biz ne istedilerse verdik. Ama bir tek Erbakan bunlara karşı mesafeli durdu dedi. Peki sonuç? Bunu anlamamız için illa Türkiye'nin bu hale gelmesi mi gerekiyor? Yine de iş işten geçmiş değil. Bu millette kol gibi iman var elhamdülillah. Konuşmanın ardından divan toplantısı basına kapalı olarak devam etti. Bir ümit var oldu. Motive edildi.